kar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana tutan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucumdan. Ve insanlar yağmur duasında Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı dönüyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarını feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun gelip sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmeymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın. Ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammed'ül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme yar. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme yar. Sinir çatlayacak Resul bekleyenlerim. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan aksın. Karanlık gecelerimde sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incitirersin sultanım? Niye işkence yaptılar sana? Ebu Talip öldü değil mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözünün önüne. Amca, yokluğun ne çabuk hissettirdin dişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıya. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Zehra.
Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmezsen, ağlamazsan. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın değil mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı. Seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşret kaplıyordun. Sen Allah diyordun. Aşağıya titriyordun. Bedirde Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alaca atlardan. 125 bin sahabi. Anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Necaoğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necaoğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek asabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel demiştin. Meclisinde bulunan bir insan seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden? Sevdiğini bile bile. İstendiğinde kadir yani hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna konuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberle uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özrünü. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti, ümmeti diye hüznü giyen sevgilim. Ey Mekke mihrabında, alemler hesabına Allah diyen sevgilim. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük beyaz ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna, duyduk itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın. Ve hala ümmetinin başındasın.